Merhaba değerli seyircilerimiz. Haftanın son püf noktasından sizi sevgiyle selamlıyoruz. Bugün stüdyoda çok değerli iki dinamik gazeteciyi ağırlıyorum. Aydınlık Gazetesi'nin özellikle son zamanlarda iç politikada yaşanan gelişmelerini yakından takip edip sizleri sürekli bilgili kılan iki değerli ismi. Hem ekranlarımızdan da tanıyorsunuz. Sevgili Ceyhun Bozkurt, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sezim Özadalı. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Özellikle bugün gazetemizin, Aydınlık Gazetesi'nin değerli iki ismini ağırlamak istedik sayın seyirciler. Çünkü biliyorsunuz bu F tipi Gladio'ya yapılan operasyon diyelim, artık adını böyle koyabiliriz. Son derece önemli, çok önemsiyoruz ve başbakan inlerine kadar gireceğiz demişti. Aslında başbakan kelimesini parantez içine alalım ama inlerine kadar girilmesi son derece önemli. Zira geçtiğimiz yıllar içinde Türkiye'nin kara kaderini yazdılar. İnsanların hayatlarına kara lekeler sürdüler. İşte bu nedenle bugün konuşacağımız bu operasyonun bütün ayrıntıları büyük önem taşıyor. Ama gelişmeleri biliyoruz, fakat Sezim'e sorayım. Bugün neler oldu operasyon cephesinde? Yaşananlar neler? Gözaltılar var, tutuklananlar var, serbest kalanlar var, adliyede olaylar var. Ne oldu? Gözaltına 104 kişi alındı bugüne kadar. Salı günü başlamıştı operasyon. 104 kişiden 103'ü şu an adliyede. Savcılık sorguları yapılıyor. Sırada bekleyenler var. Soruşturma çok derinlemesine yürütüldüğüne dair bilgiler alıyoruz. Sorular da ona göre yoğun oluyor. Savcıların soruları. Evet. 14 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi bugün. Bunlardan 6'sı tutuklandı. Bu F tipi örgütün bilinen isimleri bunlar, tutuklananlar. Onun dışında şu an Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nde sadece bir kişi var. O da eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün. Sadece Atayın, tek başına emniyet nezaretinde. Bir de iki kardeş, evet. Onlar değil mi? Anadolu Atayün, Yurt Atayün. Ve Anadolu Atayün son derece çarpıcı bazı savunmada bulunmuştu kardeşi için. Çok önemli gelişmeler oluyor aslında, itiraflar var. Başka alabileceğimiz bilgi var mı bugüne dair sizin? Adliye koridorlarında kavgalar vardı bugün. Aileler gün boyu adli önünde açıklamalarda bulundular. Yakınlarını bekliyorlar onlar da. Adliye içinde de polisle polis kavga etti bugün. Evet. Serbest bırakılanlarla onları gözaltına alan polisler arasında arbede yaşandı. Böyle bir kavgaya da şahit olduk bugün. Evet, o arbede çok çarpıcı tabii. Bugün ajansların da ilk haberiydi. Hı hı. Polis polise saldırdı. Yani kendi arkadaşlarına omuz omuza, diz dize, aynı odalarda belki çalıştıkları arkadaşlarına saldıran bir tablo var. Yani bunu nasıl değerlendireceğiz sevgili Şimdi, Ceyhun? Siz az önce vurguladınız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikaten son 10 yılına, 15 yılına diyelim, 2002'den itibaren özellikle ve bu Ergenekon tertibiyle başlayan süreçte aslında Şemdinli tertipleri, ondan sonra hatırlarsınız o Atabeyler soruşturması gibi tertiplerle bunların altyapısını oluşturmuşlardı. Yani bir kara leke olarak geçen bir yapı var. Bu yapı bir anlamda Türkiye'ye yönelik taarruzunu sürdürürken aslında emniyet teşkilatı içinde de çok ciddi ne diyelim, cumhuriyetçi, milliyetçi, vatanperver, bu ülkeye bağlı emniyetçileri, polisleri de hakikaten tasfiye etti, ezdi, acı çektirdi, onlara da acı çektirdi. Yani işte sürgünler oldu, tutuklamalar oldu, emniyet teşkilatına da yönelik bu F tipi örgütün saldırısı oldu. Emniyetçiler de bunu biliyorlar zaten. Çok diş biliyorlardı. Yani geçmişten bu yana hatta çok kişi o dönemler insanlar birbirleriyle selamlaşmaya korktuğu dönemlerde de ama fısıltı şeklinde şu dolaşıyordu. Bir gün işte keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Biz de o zaman o hesabı soracağız şeklinde. Hakikaten bu ülkeye bağlı, vatansever, cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi polisler de bu adamlara diş biliyordu. Ve hakikaten artık bu dakikadan sonra F tipi örgütün gerçek yüzü ortaya çıkınca ben bu yani bugün bu operasyonu yapan emniyet güçlerinin bu işleri gerçekten seve seve yaptığını düşünüyorum. Bunların çünkü suçları zaten belli. Tabii, aslında tabii, iddianame yazılmaya kalksa yani savcı işte Aydınlığın birkaç tane daha onurlu duran, o dik duran
basın yayın organının haberlerini toplasa o suçları zaten açık açık ortaya koyar ki o emniyetçiler de çok iyi biliyorlar bunu. Ve o emniyet, o tartışmaların bence kaynağının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü adam geliyor, yıllardır çalışan, şevkle çalışan insanları ezip geçiyor. Bir tane FETÖ örgüt elemanını veya birkaç tanesini belli bir yere yerleştiriyor. Diğerlerinin altında, mesela geçenlerde biz Aydınlık'ta da yazdık. Şimdi sosyal medyada operasyonların olduğu gün bu polislerin kurduğu sayfalar vardı. Oraya yapılan yorumları görseler, yani izleyicilerimiz görselerdi, hakikaten neden olduğunu çok iyi anlarlardı. Yazıyorlar. Polis kolejinde hakkımı yediler. Hakkımı yani haram ediyorum bunlara. Ondan sonra işte gün geldi artık bu Fethullahçıları tasfiye etsinler, temizlesinler diye. Polisler de dolmuş aslında. Yani nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, işte İşçi Partisi gibi bu tertiplerde hedef alınan partilerin yöneticileri, mensupları, işte onurlu gazeteciler, yurtseverler, evet, siyasetçiler burada tavır nasıl koyuyorlarsa, tepkililerse, emin olun polis teşkilatının içinde de çok ciddi tepki var bu adamlara. Ve bunun patlaması aslında yaşanıyor bir anlamda. Bunlar da tabii ki saldırganlaşıyorlar çünkü kaybediyorlar. Kaybettiler yani artık adım adım. Yani bu daha, yani tabiri caizse bu daha başlangıç. Hani Haziran'ın meşhur sloganı, bu daha başlangıç, devam edecek. Yani bunun patlaması yaşanıyor şu peki, an. Peki sizlere ortak sorum olsun. Yani işi bütün ayrıntılarıyla takip eden iki önemli gazeteci olarak nereye kadar gider bu işin sonu? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nı içine alacak mı? Bazı medyayı içine alacak mı? Çünkü F tipi yapılanma diye bir söylem artık iyice başbakanın ağzında dinlendi. Yani sonuna kadar gideceğiz. Ne olur? Sonuna kadar gidilmeli. Hakikaten yani bir tanım var. Çok doğru bir tanım. Yani tabiri caizse ortada bir fare var. Bu fareyi kara kedi mi yakalayacak, ak kedi mi yakalayacak diye. Bakılmaması gerekiyor ve kim yakalayacaksa sonuna kadar destek verilmeli. Hakikaten tabiri caizse inlerine kadar girilmeli. Gider mi? Şimdi kanaatim şu yönde, görünen, bizlere gelen bilgiler ışığında gideceği yönünde. Tabii ki şimdi aslında çok kritik bir nokta var burada. Şimdi olay hep soruşturma iki tane yürütülüyor. Onu da bilgilendirelim tekrardan. Şimdi bir casusluk soruşturması çerçevesinde bir operasyon yapıldı. Bu casusluk soruşturması işte Selam Tevhid örgütü iddia edilen örgüte yönelik operasyon çerçevesinde işte yapılan dinlemeler üzerinden casusluk faaliyeti yürütüldüğünün tespit edilmesi üzerine bir operasyon başlatıldı. Bir de 2008-2012 yılları arasında yasa dışı çok sayıda yasa dışı dinleme var. Bu zaten basına da yansımıştı. Bu yasa dışı dinlemeler üzerine bir soruşturma yürüyor. Tabii insanlar şunu merak ediyorlar. İşte nereye kadar gidecek sorusunun kritik noktası şu, insanların merak ettiği konu. İşte bu olay, işte örneğin Necip Hablemitoğlu suikastine kadar uzanacak mı? Danıştay saldırısına kadar uzanacak mı? Hrant Dink suikastine kadar uzanacak mı? O tertiplere, Ergenekon, Balyoz, Şike, ondan sonra Oda TV, Devrimci Karargah gibi çok sayıda, ki dediğimiz gibi yani daha sayamadığımız mesela Poyrazköy, Kafes gibi birçok tertip yaptılar. Bunlara uzanacak mı diye insanlar bunu merak ediyor. Santoro cinayeti. Rahip Santoro cinayeti. Trabzon'da tabii, o garip olaylar, zirve yayın evi katliamı, insanların gırtlaklarını tabii kestiler. Bu ne büyük kin, bu ne büyük yani, vahşet. Mesela orada tamamen üstü kapatılan, şimdi birazdan onlardan da yani bahsedelim, faydalı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten çok sayıda ayrıntı hep üstü kapatıldı. Bu kapatılırken yalnız şöyle bir şey olmadı mı? Bütün Atatürk değerlerine bağlı olan, Cumhuriyet değerlerini sonuna dek savunan, son derece masum vatanseverlere, yurtseverlere bu suçlar ihale edilmek istenmedi mi? Şimdi burada değil bunun mi cevabını çok güzel veriyor aslında. Geçenlerde biz Ulusal Kanal da verdik ki Türkiye'nin yani hemen hemen bütün basın yayın organlarına da yansıdı. Aydınlık'ta da biz bunu yazdık. Emniyet İstihbarat Dairesi'nin eski başkanı Sabri Uzun'un 8 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam bu yeniden açılan Dink soruşturması kapsamında verdiği bir ifade var. O 11 sayfalık bir ifade. O ifadede çok güzel anlatıyor Sabri Uzun bunu. Dediğiniz gibi yani bazı bu tertiplerin altyapısının oluşturulması için Hrant Dink'in öldürülmesi gerekiyordu. Danıştay o saldırının yapılması. Çünkü hepsi bunlarla bağlantılı. Önce eylemi yapıyorlar ve bu eylemden dolayı yurtseverleri, vatanseverleri hedef alıyorlar. Şimdi masa başında, karanlık odalarda, karanlık zihinlerde bunlar planlandı ve tetikçilerle uygulamaya geçildi.
Merak ediyorum, vicdanlarında hiç acaba rahat etti mi bu insanlar? Yani insani açıdan bakınca böyle bir şey olabilir mi? Masum insanları katlettiler çayır evet. çayır. Evet. Şimdi haram lokma yemedik diye bağırıyorlar bugün televizyon ekranlarına. Haram lokma yemeyi sadece para kaldırmaktan sanıyorlar ama öyle bir şey yok tabii ki. Haram lokma işte insanların 5 yıldır tutuklu olarak cezaevlerine atılması aslında. Bu haram lokma değil mi? Tabii. Kesinlikle. Cezaevinde bu intihar var işin arkasında. Cezaevinde hayatını kaybedenler yani var. Yani Kudusi Okur'un hesabını Okur, kim verecek? Uçkun Geray hocamızın hesabını kim verecek? Kaşif Kozinoğlu'nun hesabını kim verecek? Ve yani, Kaşif Kozinoğlu çok şaibeli bir kayıp. Yani bütün sırlarıyla gitti. Behçet Oktay var mesela intihar evet. deniyor. Ancak bütün bulgular, duyumlar o olayda da çok ciddi bir şaibe olduğunu, F tipi yapıya karşı Behçet Oktay'ın özel harekattan mücadele ettiği ve tasfiye edildiği, öldürüldüğü yönünde iddialar var. Ve çok ciddi iddialar bunlar. Şimdi iddia diyoruz ancak hakikaten bunun gerçeklik payı. Çünkü yani hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz Eşref Bitlis için de hep uçağa düştü dendi, kaza dendi. Ama bütün kamuoyu bunu biliyor ki Eşref Bitlis Paşa öldürüldü. Behçet Oktay açısından da öyle. Yani yine F tipi örgüt izi var orada. Necip Ablemitoğlu, geçen biz bunu yazdık. En son görüşmesi ki malum bir anlamda ilk ciddi çalışmalardan bir tanesiydi Köstebek kitabı. Necip Ablemitoğlu'nun hazırladığı ve bu F-Tip yapının emniyetteki bir anlamda örgütlenmesini yazıyordu. Ondan sonra ki öldürüldükten sonra çıktı kitap. O dönem hazırlık aşamasındaydı. Geçen Aydınlık'ta manşete taşıdık. Çok ciddi bir duyum. Evet. En son görüşme cemaatin Türkiye imamıyla yapılmış. Bu iddia, bu çok ciddi bir iddia ve üzerine gidilmelidir. Dediğiniz gibi vicdan olması için bunlar... Bu konularda da bir vicdani sorgulama gerekli. Sezim'in söylediği olay çok doğru bir olay. Çok önemli bir nokta. Hırsızlığa karşı mücadele ettik diyorlar. Yolsuzluğa... Peki şunu sormak lazım. Deniz Feneri soruşturmasında neredeydiniz? Bu kadar hırsızlığa karşı duyarlıysanız. Neden o soruşturmada gerekli adımları atmadınız? Tabii yani başlangıcı 17 Aralık olan o yolsuzluk operasyonuna vurgu yapıyorlar ama... ne oldu? Başarıya ulaştı mı o operasyon? Valla yani sonuçta Türk kamuoyu hakikaten bir yolsuzluğu zaten biliyor. Neden biliyor biliyor musunuz? Aydınlık gibi, ondan sonra Ulusal Kanal gibi yayın organlarını takip eden insanlar AKP hükümetinin zaten yolsuzluklarını 12 senedir çok iyi biliyor. Bildikleri için takip ediyorlar zaten. Tabii yani. Değil mi? Deniz Yıldırım arkadaşımız sizin de konuğunuzdu. Deniz Yıldırım arkadaşımız zaten Başbakan'ın Akçeli işlerini yazdığı için 4,5 yıl Silivri cezaevinde kaldı. Yani yolsuzluk zaten biliniyor. Orada hakikaten cemaat bunu hükümete karşı kullanmak istedi. Evet, bir yolsuzluk varsa kesinlikle mücadele edilmeli. Sonuna kadar da gidilmeli. Tayyip Erdoğan, başbakan eğer bunun içindeyse sonuna kadar hesap vermeli. Çocukları bunun içindeyse ki çok ciddi bulgular da bu savaşta ortaya çıktı, verilmeli. Ancak F-Tipi örgütü bunu da hakikaten bu yolsuzlukları bir anlamda bu emperyalist planlar çerçevesinde Türkiye'ye kullanmak için ortaya koydu da şimdi, görünüyor yani. Bugün yine sizin önemli bir ayrıntı daha vardı. Yani sorgu sırasında başbakanı niye dinlediniz diye soruluyor. Evet, sorular hep bu yönde. Evet, sorular bu yönde. Niye dinlediniz? Yani burada ülke koruması diye bir şey aslında akıllarda yok. Gördüğüm kadarıyla başbakanın ismen cismen ailesinin yakın çevresinin korunması gibi bir tablo ortaya çıkıyor değil mi? Burada tabii. Ülke çıkarlarına yönelik bir... Yani söz konusu İlker başvurularda aslında. O perinçekler falan alınırken müdahale edilmedi. Kanunsuz bir şekilde, hukuk dışı bir şekilde evet. alınırken müdahale edilmedi. Çatır ama başbakan çatır, uzanınca olay. Çatır çatır dinlemeler, tapeler, şakır şakır o masum insanların eşleriyle yaptığı, sevgilileriyle yaptığı belki görüşmeler bile buralarda yer aldı. Ama başbakanın oğluyla yaptığı çabuk paraları yok et konuşmaları montaj deniyordu. Buyurun işte şimdi montaj diyenler. Soruyorlar bunu. Değil mi sizin? Evet tabii. Şimdi soruşturmanın genişletilmesi konusunda az önce sorduğunuz soru. Bu olayı sadece polisler yapmadı ki. Bunun kararı veren hakim, iddianameleri yazan savcılar bunlar içinde yok mu? Bunun yandaş medyada manşet var olmayan iddialar ortaya atıldı. İşte Fatih Camii bombalanacakmış. Bunun gibi pek çok... haber olduğu iddia edilen metinler ele alındı. Ama hiçbirinin aslı astarı yoktu. Bunların elbette soruşturulması, elbette bu insanların yargılanması gerekir. Yani bu konuda savcıların sonuna kadar bu işi bırakmamaları gerekiyor. Sadece Tayyip Erdoğan meselesi değil çünkü bu. Sadece yasal dışı dinleme evet yaptılar. Doğru.
devlet içindeki o organları yıllarca bütün her yere sızdı. Bunun devlet içinde, bakanlıklar içinde her yerde ayakları hala var. İşte bunların soruşturulması gerekir. Savcıların da bu yönde adımlar atacağına inanıyoruz biz. Evet, tabii Türkiye'de hukuku layıkıyla yerine getiren dürüst hukukçularımızın varlığını biliyoruz zaten. Yani bir çuval pirincin içinde işte bazen biraz fazla taş çıkabiliyor. Evet. Ama onlar da tasfiye edilecekler. Yani iş aslına rücu etmekten. Emniyet için söylediğimizi işte yargı için de söyleyebiliriz. Yani evet. Az önce söyledik, hakikaten dürüst, cumhuriyetçi, cumhuriyet devrimlerini savunan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, yargıçları da tasfiye edildi zaten. Cemaat yani bunu da yaptı. Bir örgütlenme var ve bu örgüt onlara da saldırdı. Süreci umarım ki HSYK meselesi var. Eylül ayında Türkiye'nin gündemine gelecek seçimleri. O da çok kritik. Evet. F tipi örgütün yargı içinden de hakikaten temizlenmesi gerekiyor. Yani yine Sezim'in söylediği çok önemli. Burada savcılar Zekeriya Öz'ü, Mehmet Berk'i, Cihan Kansızları kimler unutabilir? Yani Zekeriya Öz, Kuddusi Okur'un ölmeden 4-5 gün öncesine kadar kaçma şüphesi var diye tahliyesine izin vermeyen insan. Ölüm fermanını imzalayan insan. Yani hepsini geçtim tertipleri. Bir insanın hayatına kıyan, canına kıyan bir insan. Peki, yani. Mesela bu işin ucu Zekeriya Öz'e de gider mi dersiniz? Çünkü attığı mesajlar sosyal medyayı kullanırken çok ciddi atakları var. O ataklara karşı da bugün Adalet Bakanı'nın açıklaması vardı. Yani direkt Zekeriya Öz'ü hedef alan açıklaması da vardı. Evet. Zekeriya Öz'e gitmeden zaten bu soruşturma yürümez. Zekeriya Öz'ün mutlaka soruşturması. Kilit isim o. Elbette. Mutlaka gidecek diyorsunuz. Belki biraz daha konuşmasına izin verecekler. Bugünkü çünkü, şey önemli. Evet. Biz, yani müdahil talepleri çok önemli. Zekeriya Öz'lere belki de bu sürecin sonunda uzanacak. Hı hı. Yani çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subayları, o tertibi hedef olan subaylar, açıklamalar yapıyor artık. Biz müdahil olacağız bu soruşturmaya. Şimdi baktığımız zaman casusluk soruşturmasında ismi geçen subaylar değil. Nerede geçiyor? Balyoz tertibinde hedef alınmışlar. Ama yani müdahil olarak aslında bir anlamda soruşturmaların o tarafa kaymasına neden olacaklar. Yani bir anlamda şöyle bir şey gelebilir önümüzdeki dönem. İşte parça parça soruşturmalar başlayabilir. İşte Danıştay ki hatırlarsınız Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan ki F tip örgütün sızdırdığı da ortaya çıktı. Bir 23 maddelik bir talimat gönderilmişti. Evet. O bu Fethullahçı örgütlenmenin işte Danıştay, Hrant Dink, Necip Ablemitoğlu gibi olaylardaki rolünün belgelerle, bilgilerle iletilmesi yönünde. Yani oralara kadar uzanacak ve muhtemelen tertiplere kadar gidecek. Danıştay'a gittiğimiz zaman karşımıza Zekeriya Öz mutlaka çıkacaktır. Neden çıkacaktır? Osman Yıldırım'ı Sincan cezaevinde gidip dinleyip onunla ifadesini alıp Osman'ım diyerek gizli tanık yapması. Danıştay olayının içinde, yani Danıştay'ı bu Ergenekon'la bağlamaya çalıştılar. Bunlar çıkacaktır. Bunlar çıkınca da mutlaka Zekeriya Öz'lere falan uzanacak olay yani. Mutlaka yani uzanması da gerekiyor zaten. Bir takım başka savcıları da var bu işin. O zaman İstanbul Cumhuriyet Savcıları var. Var da var yani son derece önemli isimlere gidecek. Medya ayağını merak ediyorum. İsim telaffuz etmekte bir sakınca olabilir mi? Çünkü bazı isimler uçuşmaya başladı etrafta. Ve en son Mehmet Baransu galiba adliyedeydi. İsim verelim çünkü basına yansıdığı için. Çünkü meşhur Bavulcu. Bavulcu, Baransu. Hatta geçtiğimiz günlerde öbürü kimdi? Onlar iki tane ya. Mehmet Baransu ve Emre Uslu bir televizyon kanalına bağlandı. Ben de bekliyorum her zaman yani bu sürecin içinde. Beni de almalarını bekliyorum dedi. Her an alabilirler ifadesini kullandı ve kaçmıyorum işte buradayım dedi. Evet, esas bir de Ramazan Akyürek'ten de bahsetmek lazım aslında. Bahsedelim en tabii. Çok merakla beklenen oydu. Hatta ilk gün gözaltına alındığına yönelik haberler çıktı. Fakat tabii doğru değildi yani gözaltına alınmadı. O da evde bekliyormuş. Onun da mutlaka gözaltına alınması gerekir, tabii soruşturulması yani, gerekir. Çok sayıda isim var mesela. Dediğiniz gibi medyaya, işte Emre Uslular burada önemli rol oynadılar. Mehmet Baransular önemli rol oynadılar. Servisler onlar aracılığıyla belki de yapıldı, bilemiyoruz. Yani belki soruşturmalarda bu tür bilgiler de çıkacaktır. Peki bu Tuncay Güney'i kim buldu da böyle bir
garip bir model. Yani ne olduğu meçhul. Kadınla erkek arası gibi, ondan sonra aklı varla yok gibi, bir söylediği bir söylediğini tutmaz, inandırıcılığı yok. Ama bu adama prim verdiler, yani değer verdiler. Ne olacak? Yaptıkları yanına kâr mı kalacak şimdi? Yani bu tertiplerde zaten bu adamlar önceden hazırladıkları şöyle ortaya çıktı. 90'lı yıllarda Tuncay Güney zaten Fethullah Gülen'in yanından ayrılmayan bir adam. Bunun fotoğrafları falan da çıktı işte. Sonra ben Musevi'yim dedi, ben hahamım dedi falan. 2001 yılında gidiyor, bunlar bu yakalanıyor, bir ifade veriyor. Adil Serdar Saçanlar alıyor bunun ifadesini ve bunun ifadenin saçma sapan bir şey olduğunu kendileri kanaatine varıp bunu şey yapıyorlar. Ama ondan sonra bu FETÖ örgüt bu ifadeye dayanarak alıyor ki Tuncay Güney de dediğimiz gibi cemaatin adamı. Fethullah Gülen'le o dönemler fotoğrafları falan var zaten, ortaya çıktı bu. Ve oradan yürüyorlar. Yani şimdi bir şema çıkartıyorlar o ifadeden. Şenkal Atasagun kendisi açıkladı. Sezim daha iyi bilir. Yani dava sürecini çünkü direkt Silivri'den takip etmişti. Saçma sapan bir şemaydı dedi. Sabri Uzun bu şemanın kendisine geldiğini söyledi. Önemsemediğini açık açık söyledi. Ki Sabri Uzun'a şemayı götüren de bu örgütün ve yine gözaltına alınmayan, şu an henüz hakkında yakalama kararı falan olmayan en kritik adamlarından biri Recep Güven o dönem Sabri Uzun'a götürüyor. Ki Recep Güven'i de şuradan hatırlarsınız. Diyarbakır Emniyet Müdürü olduktan sonra işte ölen teröristin arkasından ağlamayan insan şerefsizdir, insan değildir falan diyen adam. Cemal Temizözler'in tertiplerinde rol aldığını o mesela Cemal Temizöz mesela buradan ona da bir şey gönderelim, selam gönderelim. Bir hakikaten vatansever, kahraman bir Türk subayı. Güneydoğu'da mücadele etmiş, PKK'ya karşı mücadele eden ve İlker Başbuğ'un bu tertiplerde kırılma noktası olarak söylediği iki olaydan biri olan Kayseri soruşturmasını yürüten komutanlardan biri. Kayseri soruşturması neydi? Kayseri'de bir hücre ortaya çıkıyor. Silahlı kuvvetlerin içinde bir hücre. Üç kişilik bir F tipi örgüt ve bu hücreden daha yukarıya gidilebilir, gidilebileceğinin önü açılıyor. Yani bu soruşturma oraya doğru giderken bir anda Cemal Temizözler, işte Ahmet Zeki Üçoklar hedef oluyor ve bu soruşturma yürüten komutanlara darbe indiriliyor resmen. Onlar işte biri faili meçhul falan deniyor. İşte bu Cemal Temizöz'e tertibin hazırlayıcılarından biri Recep Güven'dir. Recep Güven kim? Az önce söylediğim gibi şemayı Sabri Uzun'a götüren adam. Yani ne kadar çok Ramazan isim var Akürek, yalnız. Recep yani, Güven. Bunu böyle bir kroki halinde anlatmak lazım. Burada şunlar vardı, karşısında bunlar ona şunu yaptı. Evet. O buna dedi ki, çünkü ne kadar mı karma karışık ilişkiler ağa çıkıyor ortaya. Tabii. Bu zaten aslında bunu emniyet çok iyi biliyor. 2008 yılında dönemin, ki bunun ayrıntılarını yarın aydınlık okurları okuyacaktır. Dönemin Emniyet Genel Müdür Vekili bir zaten rapor hazırlamış. Raporda açık açık ki İşçi Partisi bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuştu o dönem. Yani bu tertipçileri bugün gözaltına alınan bu tertipçi ekibi, bu F tipi örgütü, İşçi Partisi 2008'de zaten şikayet etmişti. Liste 57 kişilik birkaç liste. Gündür ekranımızda da var. Sayın Perinçek 2007'de yanlış hatırlamıyorsam Hrant Dink suikastı ile ilgili ne kadar önemli bir bilgiyi açıklıyor. Evet. Kesinlikle. Bugün işte çıkmadı mı ortaya? Evet. Ramazan Akgürek'lerin ismini o zaman söylüyor. Evet. Bugün şimdi insanlar konuşuyor. Yalnız insanların bunu çok dikkatli takip etmeleri, çok dikkatli dinlemeleri gerekiyor. Çünkü böyle her kafadan doğruyu söyleyene karşı da tuhaf sesler çıkabiliyor. Çok dikkatli dinleyip hemen yorum yapmamak lazım. Bir dinleyip durmak ve ölçmek, tartmak lazım. Ama o dönemki siyasi ortamı düşünürseniz hakikaten evet, onlar şimdi güç, onlar da AKP ile müthiş bir ittifakları var. Atizi itizine karışmıştı tabir edilen bir süreçti tamamen hedef alınıyor. Yani Danıştay saldırısı oluyor. Dönemin Adalet Bakanı çıkıyor. Daha 15-20 dakika sonra, yarım saat sonra bu olaydan çok farklı bir grup çıkabilir gibi şeyi söylüyor. Yani bunun hazırlığı ki sana aslında dillerinin altındaki baklayı hep çıkarmışlar. Evet. Yani birbirlerinden öne geçme yarışı içinde olmuşlar belki de. Ben konuya daha çok hakimim. Biraz ipucu vereyim gibi. Yani karşımızda oynanan tiyatronun, yazılan senaryonun bütün bilgisi var aslında, ipuçları var tabii elimizde. Yani hafiye olmaya gerek yok. Değil evet, mi? Az önce söylediğimiz olay. Yani savcılar hakikaten Türkiye'nin o son 10 yıllık bir basın taraması yapsalar. Evet. Aydınlıkları, işte Ulusal Kanal'ın arşivini alıp inceleseler. Diğer birkaç dik duran gazetenin, yayın organının o yayınlarını, haberlerini okusalar. Gazetecilerin yazılarını okusalar.
bu örgütü görecekler. Yani ortada her şey açık aslında. Yapmaları gereken sadece soruşturmaları açmak ve bundan yürümek yani. Yani bunu çünkü emniyet yetkilileri de söylüyor açık açık. Bir evet. Mesela Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun da bir raporu var. Mesela Hrant Dink suikastıyla ilgili. İhmali bulunanları orada hakikaten ne diyeyim soruşturması gerekenleri o teftiş kurulu raporu açık açık gösteriyor. Peki şimdi bu telefon tapeleri veya işte telefon dinlemelerinde TÜBİTAK temel kurumlardan bir tanesiydi. Bu işin bir ayağı da TÜBİTAK'a uzanır mı diyorsunuz? TÜBİTAK'a mutlaka uzanmalı zaten. Yani TÜBİTAK işte bu Ergenekon vebalyoz davaları sürecinde masumların hayatını karartan o bilirkişi raporları hakikaten hakimlere yanlış yönlendirildi bilirkişi raporlarıyla. Kaç kişi yazar normalde? Böyle bir bilginiz var mı? Ben aslında yani aklıma geldiği için soruyorum. Bilirkişi kaç kişi olmalıdır? Yani 2, 3, 5? Benim bildiğim değişiyor. Yani 2-3 kişiden bir kişilik bir bilirkişi de olabiliyor. 2 kişilik, 3 kişilik. Hep tek sayılar olmalı ve çok olmalı. 6 kişi gibi değil mi? 7 kişi gibi. Yani görevlendirmeyle bağlantılı diyebiliyorum. Adli tıp kurumunda mesela çok önemli bilirkişi raporları, tabii, yalan yanlış. Çok adli tıp kurumuna da uzanmalı bu elbette. İş. Çünkü elbette. Güvenilir kurumlarımızın tamamen içinin boşaltıldığını görüyoruz zaten bu süreçte ve değil mi Ceyhun? Tabii. Düzmece raporlar geliyor sürekli. Her yapıda, her kuruma bunlar bir şekilde sızdılar. Çocuklara tecavüz raporlarının bile içinin nasıl özel olur? Olarak evet. Yazıldığını öğreniyoruz. Yani çok vahim. Neler yaşandığını az çok dediğiniz gibi. Yani Türkiye'deki Haziran direnişinde de ortaya çıktı. Haziran ayaklanmasında da vardı. Yani kendi adamlarını bir şekilde koruyorlar bu adamlar. Yani normal bir adi suç işlense bile hakikaten kapatıyorlar ki böyle bir tertipte çok ciddi bir şekilde Adli Tıp Kurumu ondan sonra TÜBİTAK ki zaten basına da yansıdı bu tartışılıyor önümüzdeki günlerde Yüksek Askeri Şura'da var. Silahlı kuvvetlerin içinde mesela bu örgütlenme nasıl bir ne durumda? Tabii ki burada şeye izin vermemek lazım kesinlikle. Hükümetin kendi planları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yeniden dizayn etmeye kesinlikle izin verilmemeli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o eski milli ordu gücüne kavuşmasın için mücadele edilmeli. Bu nedenle yani hükümetin bazı planlarının önünde engel olan hakikaten vatansever, milliyetçi, ulusalcı subayların tasfiyesine izin verilmemeli. Ancak o F tipi örgüt uzantıları da kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri içinden temizlenmeli. Şimdi yani bu... Mesela oraya da uzanacak yani muhtemelen. Mutlaka uzanması gerekiyor. Çünkü bizim geçen akşam yaptığımız Nasıl Yani programında Merdan Yanardağ ve diğer konuklarımız son derece önemli bilgileri bizlerle paylaştılar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki F tipi yapıya mensup artık rütbeli genç komutanların kılıçlarını gidip Fethullah Gülen'in önüne koydukları yani şeye bakın, kültüre bakın, yani biata bakın. Sizler harp akademilerinde okumuş subaylarsınız. Eğitiminin bile ne olduğu meçhul bir kişinin gidip önünde biat ediyorsunuz o zaman. Atın o diplomalarınızı denize. Kesinlikle. Değil mi? Türker Ertürk açıkladı, Ali Türkşen açıkladı. Nasıl bu tertibin içinde yer alan subaylar olduğunu açık açık ortaya koydular. Aslında tabii yani. O cemaatten kopup da ekranlarda bütün gelişmeleri anlatan bir kimse vardı biliyorsunuz. Nurettin Vereli diyorum. Bütün bilgileri paylaşıyordu. İşte onun paylaştığı bilgiler de bugün tekrar eski günlere dönüp ne söylemiş diye inceleyecek olursak bugünlere gerçek anlamda ışık tutuyor. Yani bir de işte elinize içki bardağını alın, kapınızın önüne içki şişelerini, boş şişelerini koyun, sizi kimse keşfetmesin vesaire. Zaten oradan anlıyoruz bunların zihninde ne olduğunu. Geçtiğimiz günlerde konuklarımdan biri demişti, dergilerin adı bile Sızıntı. Kesinlikle. Çok doğru. Yani hakikaten baktığımız zaman yani sızma, yani bir korkunç bir istihbarat örgütü. Emperyalistlerin kullandığı korkunç bir istihbarat ağı aslında F tipi örgüt dediğimiz. Peki bu F tipi Gladio diyoruz da tekrar bunu kamuoyuna anlatmamız lazım. Sizlerden rica ediyorum. Temel hedefleri ne? Yoksa değişti mi bunların hedefleri? Hedef mi değişiyor? Değişiyorlar mı? Ne? Bunlar ne yapıyor? Şimdi ben biraz fazla konuştum. Şimdi bunların hedeflerini zaten 1999'da yanlış hatırlamıyorsam Devlet Güvenlik Mahkemesi
bir iddianame hazırladı. Savcı Nuh Mete Yüksel, o dönemin Devlet evet. Güvenlik Mahkemesi savcısı Nuh Mete Yüksel bir iddianame hazırladı. Bu iddianamede açık açık şunu söyledi. Amerikan istihbaratının adamıdır dedi Fethullah Gülen. Ama Nuh Mete Yüksel'in de başına gelmeyen bir sürü başına süre gelmeyen, sonra kalmadı tabii. İlk mesela tertiplerden tabii. Bir tanesi ona yapıldı mesela. Ona... O tasfiye edildi. Ondan sonra... işte anlamadık iddianame... galiba o zaman. Tabii, anladık yani mı? Çok sayıda. Mesela Harp Okulu Komutanı'nın telefon konuşmaları ki geleceğin Genelkurmay Başkanı gördü. Hatırlarsınız Reha Taşkesen Paşa ya. Tasfiye edildi. Çok sayıda olay oldu. Yani aslında ama yavaş yavaş biz anlamaya çalışıyorduk. Ha aydınlık okurları hakikaten dergi kendi, gazeteyken de özellikle dergi döneminde bu örgütü çok iyi biliyordu. Neden biliyordu? Aydınlık hakikaten bunun mücadelesini 1990'lı yıllarda vermeye başladı yoğun bir şekilde. 80'li yıllarda da yazıyordu 2000'e doğrularda falan ama 90'lı yıllarda bu örgüte yönelik çok yoğun. Özellikle o 28 Şubat'tan sonra. İşte o emniyet içindeki örgütlenmeyi yazdı aydınlık, bu tehdidin perde arkasını yazdı. Bir gerçek Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisiz hale getirmek için bu adamları kullandı. Nasıl kullandı? Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına ikinci bir askeri, yani daha doğrusu silahlı bir güç çıkarttı. Çünkü hatırlarsınız o dönem emniyete, polise ağır silahlar verilmesi, polisin ağır silahların ne işi var? İç güvenlik, yani şehirlerdeki kolluk hizmeti yürüten polis neden ağır silaha ihtiyaç duyar? Çünkü silahlı kuvvetlerin karşısında bir ikinci silahlı güç çıkartılma planıydı ve bunu Fethullahçılar üzerinden yaptılar. Tabii ki siyasi boyut olarak işte o Türk okulları dedikleri okullarda siyasi planlarını, başka ülkelerdeki siyasi planlarını hayata geçirdiler. Ama Türkiye içinde de bu misyonu üstlendiler. Emniyette, yargıda çok ciddi bir şekilde örgütlendiler. Ve silahlı kuvvetleri zaten darbe olacağını hatırlarsınız. Doğu Perinçek ilk gözaltına alındıktan sonra ilk cümlesi şu oldu. Daha yani komutanlar falan alınmamışken bu ordu Türk Silahlı Kuvvet, işte bu tertip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılmış bir tertiptir diye bağırdı. Ve sonra bir sene sonra, iki sene sonra bu çıktı. Hedef çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Milli yapılardı. Bu adamların dediğim gibi kendi planları değil, önlerine konan plana bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu planları çerçevesinde bu operasyonların yapılması gerekiyordu. Hatırlayın bu operasyonlardan sonra açılım süreci başladı. Büyük Orta Doğu projesinin parçasıydı. Ermeni açılımı başladı. Daha birçok süreci başlattılar. Siyasi, Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe vuran siyasi süreçleri fakat, başlattılar. Yani istikrarlı bir şekilde üzerinde durdukları tek açılım var. Kürt açılımı. Ne oldu? Alevi açılımı dediler. Fos çıktı. Aleviler şimdi direnişteler. Onun ötesinde Ermeni açılımı dediler. Ne oldu? Kıyamet koptu. Allah'tan Doğu Perinçek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olağanüstü bir başarının kahramanı oldu. Yani bu kelimeyi kullanmakta yarar var ve muazzam bir mücadeleyle Türkiye'nin önünü açtı. Kim sahiplendi? Siyasi erkten kim sahiplendi? Yani, nerede MHP? Nerede CHP? AKP'ye bir şey dememize gerek yok. Her ne kadar Ermeni açıldı. Dışişleri Bakanlığı nerede? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı nerede? Bütün bakanlıklar nerede? Evet. Milli Eğitim Bakanlığı bile buna dahil olmalıdır. Bir milli mücadele çünkü bu. Elbette. Yani Ermeni meseleleri okullarda çok sağlıklı bir biçimde okutulmalıdır. Ne olduğunu hala doğru dürüst bilmeyen genç tarihçilerimiz var. Talat Paşa Komitesi'nin faaliyetleri evet. Ergenekon iddianamesine girdi. Suç düşünün. Sayıldı. İşte bu F tipi örgütün savcıları suç saydı. Yani Mehmet Perinçek bu yüzden yargılandı evet. Mesela. Ve ne kadar genç, kıymetli bir akademisyen. Bu kadar çok sayıda kitap yazmış, bu kadar çok sayıda araştırma yapmış olan birini, akademik çevrelerin son derece saygı duyduğu birini, gerçek akademik çevrelerin diyelim tabii, yeni yapılanmanın içindekiler değil, siz men ediyorsunuz düşüncelerini, bilgisini, gençlerle paylaşmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Bu hangi zihniyettir? Yani nasıl bu kadar gözü kulağı kapalı olabilir bu insanlar Türkiye'nin gerçeklerine karşı? Neden ya da? Soruyorum. İstersen sen yanıt ver buna. Ya az önce söylediğimiz plan çerçevesinde zaten dediğimiz gibi yani bunların bir görevi var. Hani Tayyip Erdoğan da söylüyor bizim Büyük Orta Doğu Projesi'nde bir görevimiz var diye. Bir görev çerçevesinde hareket ettiler. 2002'den artık bu yani 2013'te patlak verdiği için
2013 diyeyim ama 1-2 sene öncesinden de başlamıştı ama o 11 süre, senelik süre içinde bunlar ortak bir projenin parçası olarak yürüdüler. Neden hedef alındılar? İşte Mehmet Perinçekler, Talat Paşa komiteleri, İlker Başbuğlar, o az önce ismini sayamayacağımız çok sayıda Türk subayı, Türk siyasetçisi, gazetecisi. Şundan dolayı dediğimiz gibi açılıma karşı 2009'da resmen başlatılan açılıma karşı en büyük direnç noktası bu kişilerdi, bu yapılardı. Ermeni açılımına karşı direnebilecek bu diasporanın emperyalistlerin önüne koyduğu plan çerçevesinde yürüteceği, politikaya karşı direnebilecek olan kişiler bu kişilerdi. Alevi açılımının aslında Alevi yurttaşlarımızın ki Cumhuriyetimizin hakikaten temel direğidir Alevi yurttaşlarımız. Alevi açılımını, Alevi yurttaşlarımızı bu plana katma oyunu olacağını bu insanlara aktarabilecek olan yine bu şahıslardı, bu şahsiyetlerdi, milli şahsiyetlerdi. Bu nedenle bu görevli insanların milli şahsiyetlere, milli yapılara karşı çok acıyarak veya insaflı hareket edeceğini düşünmüyorum. Rahmetli Hasan Yalçın vardı. Hasan Yalçın'ın çok güzel bir sözü vardır. Dönek daha vahşi olur hesabı. Ben de şunu söyleyeyim. Hakikaten başka ülkelerin projelerinde rol olan insanlar çok daha vahşi hareket eder. Kendi insanına karşı. Çünkü artık bir kere o psikoloji dönmüştür, gitmiştir. Ve acımaz. Kendi hatırlayın, Kurtuluş Savaşı'nda da nasıl saldırgan davrandılar Kuvayi Milliye'ye karşı, vatanını savunan insanlara karşı. Bugün Irak'ta, Suriye'de vatanını savunan insanlara karşı nasıl saldırgan davranılıyor, nasıl vahşice davranılıyor. İnsaf, nasıl IŞİD'de, ondan sonra o ÖSO'da falan insaf aramamamız gerekirse... Bunlarda da aramamız gerektiğini düşünüyorum. Yani IŞİD, çünkü ülkesine ihanet eden insanda evet, bir şey yoktur, izan evet, yoktur yani. Söz açılmışken IŞİD ve ÖSO meselesi başımızı çok ağrıtacak. Dünya genelinde de başımızı çok ağrıtacak. Biz bunu sürekli yayınlarımızda vurguluyoruz. Pat diye birdenbire çıktı değil mi bu IŞİD? Ya, altyapısı dediğiniz gibi yani bir anda ortaya çıktı ama altyapısı hazırlandı tabii. Mesela... Milli İstihbarat o toplantı, meşhur toplantıda MİT müsteşarının söylediği, ben iki tane bomba attırırım. Ya. Bu nitekim bugün sözler. Bir türbeyi de bombaladılar. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Yusuf türbesi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar bir de kökten dinci değil mi? Bunlar tabii. Böyle yani. Radikal dinci yani olacak iş değil. Fakat dinde böyle şey yok. Kafa kes, kafayla futbol oyna. Yani anlatırken bile sinirleniyorum. Tabii. Futbol oyna, birbirine pas veriyorlar sırıtarak. Hiçbir insani değer arayamıyoruz. Çıkartıp yani. Ciğer yedi yani. Bunlar insanların evet. Kalplerini yerken görüntüleri var. Yani bunlar ya İsrail'e mesela bir şey yapmıyorlar. Neden? Çünkü kendi hedeflerinde açık açık da söylüyorlar. Yani internet sitelerinde açıklamalar yapıyorlar. İsrail bugün Gazze'ye Filistin halkına karşı korkunç saldırılara girişiyor. Bu İsrail'e karşı bir şey duyamıyoruz mesela IŞİD'den. Ondan sonra o ÖSO'dan. Bunların tamamen o hatırlarsınız. Oyunun Amerika, bir parçası. Oyunun parçası. Condoleezza Rice şunu söylemişti. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı. 22 tane İslam ülkesinin sınırını değiştireceğiz diye. Bütün 2000'de. Sınırlar değişecek aynen. Dediler. Şimdi de bizim haritamız çıktı NATO toplantısında biliyorsunuz. Tabii. Sınırlarımızı gösteren harita çıkmıştı ortaya. Yani işte özgür Kürdistan kurulacak. Tabii. Irak bölünecek, Suriye bölünecek, Türkiye bölünecek, İran bölünecek. Daha birçok ülkeyi bölecekler. Farklı farklı ülkeler çıkartacaklar ortaya. Rahmetli gazetecilerden Turan Yavuz bu çuval geçirilme meselesinde Çuvallayan İttifak adı altında çok güzel yazmıştı müthiş kitabında. Müthiş bir kitaptır. O da Işıklar İçinde Uyusun. Amin. Maalesef genç yaşta o elim hastalık nedeniyle kaybettik. Çok Turan değerli Yavuz'u. Bir isim. Çok hakikaten. Değerli bir gazeteciydi. Yani o gazeteciler de yok artık. İyi ki sizler varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Sizler de mücadele yürütüyorsunuz. Çünkü bütün o bilgileri ama bize siz veriyorsunuz, siz getiriyorsunuz. Elinizde bir iğne var, iğneyle kuyu kazıyorsunuz. Tam tabiri yerindeyse değil mi? Bilgiye ulaşmak artık çok zor. Kolay sözüm değil. Ona şeffaf olacaktı her şey. Nerede evet. Şeffaflık? Onların şeffaflığı biraz, mesela Amerika'da. Ki şeffaflık da öyle. Hep özgürlükler ülkesi denir mesela. Ama Amerika'da mesela 30-40 milyon insanın aslında açlık içinde yaşadığını, sokaklarda belki yaşadığını kimse bilmez mesela. Bunların şeffaflığı böyle. Yani sistemlerini zorlayacak bir şeyi açıkladığı zaman hedefe oturtuyorlar. Tabii. O mantık işte. Yani dediğim gibi zalimle birlikte olunca bunlar da zalimleşiyor iyice. Maalesef. Zalimin görevlisi olunca. Yani Amerika'yı da biliyoruz. Amerikan vatandaşı elinde patlamış mısırı cipsleriyle televizyon başında oturup devamlı atıştırarak
film seyreden, işte o kendi sistemleri içinde ünlü rugbyleri seyreden bir topluluk. Onun ötesinde ben bir Amerikalıya nereden geliyorsunuz dediğimde, Turkey dediğimde ha 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 diye gülmüştü. Hindi, we are eating demişti. Yani çok... Bilgisi bile yok yani. Cahil. Şimdi duydularsa Tayyip Bey sayesinde bütün tuhaflıklarımızı duyuyorlardır. ama ben tabii bir sürü Tayyip var. Hangisi? Sezin bana yayın öncesi dedi ki, ne olursunuz beni çok konuşturmayın. Ne olur, ben çok heyecanlanıyorum. Ve ne zaman soru sorsam pası atıyor Ceylan. Pası gönderiyor. Her şey yolunda mı o cephede? Biz Aydınlık'ta hakikaten tam mesai çalışıyoruz. Yani bu operasyondan beri salı günü toplantıya, onu anlatayım size, toplantıya girdik. Herkesin yüzleri gülüyordu, işte operasyonu haberini duyduk falan. O günden beri biz de yoğun bir şekilde çalışıyoruz zaten. Yani... Savcıların aslında, az önce Ceyhun da onu söyledi, savcıların yeni bir şey bulmasına gerek yok. Yani biz yıllardan beri, Aydınlık işte 90'lı yıllardan beri bu cemaatin nasıl örgütlendiğini, bu devlet içine nasıl sızdığını zaten ayrıntılarıyla yazdı. İşte onların okullarının yurt dışında ne casusluk faaliyetleri yürüttüğünü, neler yaptığını çok ayrıntılarıyla biz haber yaptık zaten yıllardan beri. O yüzden savcılar bizim arşivlerimizi tarasalar bütün bu suç örgütü açığa çıkmış olacak. Hiç yorulmalarına gerek yok. Hatta isterlerse biz savcılara bile buradan gönderelim. Haberlerimizi takip etsinler. Sezim'i şöyle anlatayım bu arada. Sezim şimdi gazeteciliğe genç yaşta başlıyor. Arkasından Ergenekon operasyonları başlıyor. Çok değerli isimler buradan alınınca, tertibin hedefi olunca genç yaşta Sezim'e de çok, hakikaten çok büyük yük iniyor. Yani hadi sizin... bakalım denize atlıyorsunuz değil mi? Aynen. Bir anlamda mesela Ergenekon davası gibi bir çok, burası açısından da çok önemli bir davayı mesela Sezim çok genç yaşta izlemeye başlıyor. Yani belki 30 yaşında, 40 yaşında çok tecrübeli yargı muhabirlerinin izlemesi gereken şeydi. Burada kimse kalmayınca Sezim sorumluluk alıyor. Bakmayın öyle sorumluluktan kaçtığına. Yani aslında çok şeydir, cesurdur. Hayır, ya. Biliyorum. Son derece başarılı işlere imza attığını, ne muazzam haberler getirdiğini biliyorum. Konuşmaya gelince, ne olur beni fazla konuşturmayın ya, ben şimdi çok heyecanlanıyorum dedi, ama var mı bu heyecanlanacak bir şey? Evet, yok. Dedim ama son derece güler yüzlü bir program yapıyoruz. Bu vahim olayları bile mümkün olduğunca daha net bir şekilde ortaya koyarken yine de biraz daha belki işi yumuşak yumuşak anlatıyoruz izleyicilerimize. Onlar da haklılar, gün boyu siyaset veriyoruz. Bazen siyaseti verirken de onun magazinsel yönünü yakalamakta yarar olabiliyor. Barbara Bush Türkiye'ye geldiğinde bir ayağına kırmızı, bir ayağına beyaz mı ayakkabı giymişti. Biz ziyaretten çok onun ayakkabılarını konuşmuştuk. Evet. Şu Clinton'ın şu mesela bebeğimizin çocuk burnunu ismi, sıkmıştı. Aynen, burnu sıkması. Yani o Gezi'ye damgasını vuran o oldu. Belki perde arkasında çok kritik kararlar alındı ama herkes onu hatırladı mesela. Evet. Siyasetin de magazini güzel oluyor. Süleyman Demirel'in bizi izliyorsa saygılar sunalım. Şapkasını bir köylü elinden almak istiyor. O da vermemek için nasıl mücadele etmişti. Kaptırmıyor. Şeyde rahmetli Erdal İnönü'nün mesela şeyi vardır. Ben onu çok hatırladığımda çok gülmüştüm ben. Omuzuna almaya çalışıyor. Direkt kendini yere bırakıyor. Oturuyor yere, hiçbir şekilde direkt kalmıyor. Yere oturuyor. Siyaset hakikaten çok... Aslında siyasetin renkli tarafını görmek lazım. Bu kadar ama kirletmeseler. Şimdiki bu siyasetçiler çok kirlettiler. Bir de çok asık yüzlüler. Ya evet. Biraz insan güler. Değil mi? Biraz şakalaşır. Halkın yakınmalarını daha soğukkanlılıkla ve sempatiyle dinler. Süre bitti diyorlar. Evet, bitmiş. Sezim için iyi haber diyorum. Sezim için iyi haber. Konuşmayacak ama bol bol yazacak. Sevgili Sezim, çok çok teşekkür ediyoruz. Devam. Bu yolda devam. Aydınlık Gazetesi civa gibi kabına sığmayan, hem gençlerle yolunu daima engelsiz hale getiriyor, hem de çok tecrübeli kadrolarla sizler gibi değerli isimlere çok ihtiyacımız var. Sevgili Ceyhun, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Ceyhun Bozkurt ve Sezim
Özadalı benim bugün konuklarımdı. Hemen sonrasında pazartesi günü biliyorsunuz artık bayramımız var. 3 gün sürecek bayramımız var. Ben de azıcık dinlenmeyi tercih ettim. Sizlerden izin rica ediyorum. Ama perşembe günü buradayız. Yine çok değerli konuklarımızla gündemi değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Hepinize bir önceki bayramı özletmeyecek kadar güzel bayramlar diliyoruz. Umarım biraz gözünüzü kulağınızı kapatır, 3 maymunu oynar, zihninizi dinlendirirsiniz. Buna da ihtiyacımız var. Sonra tatil bitince yine aynı hızla yola devam. Tekrar teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Biz de izleyicilerimizin bayramını şimdiden kutlayalım buradan. Umarız tüm mazlum milletlerin, İslam dünyasının bayramı kutlu olur. Kan akmasın. Yurtta barış, dünyada barış diyelim. Büyük önderimiz Atatürk'ün sözüyle sizlere veda edelim. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.